Arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün arkamda çok özel bir araç var. Aslında ülkemizin aracı var. Bildiğiniz üzere TOGG T10X ile beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlere T10X'in tüm özelliklerini, detaylarını, sürüşünü, her şeyini anlatacağız. Beraber hem performansına bakacağız. Aslında standart her aracı incelediğimiz gibi bu aracı da inceleyeceğiz. Arkadaşlar, burada sizlere olabildiğince tamamen gerçekten anlatacağım. Araçta ne varsa onu göstereceğiz. Açıkçası şunu söyleyeyim öncelikle. İçine bindiğim anda mükemmel hissettim. İçerisi tamamen ekranlardan oluşuyor. Ve yani aslında şunu söylemek gerekiyor. İlk kez üretilen bir araba için mükemmel kalitede. Bunu sizlere kesinlikle çok rahat söyleyebilirim. Gelin beraber bu aracı güzelce inceleyelim. Güzelce size anlatalım. Umarım video hoşunuza gider. Umarım videoyu beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu anda aşırı derecede heyecanlıyım. Gördüğünüz üzere TOGG'un anahtarı elimde. Mükemmel bir his ya. Ya şu anahtar o kadar güzel geliyor ki gözüme. Bilmiyorum. Benim yıllardır hayalini kurduğum bir araçtı bu aslında bakarsanız. Lise yıllarında dahi böyle kendi aracımız olmasını çok isterdim. Hatta böyle defterlere amblemler çizerdim. Türkiye ile alakalı T amblemler üzerine. Bizlere arkadaşlar TOGG olarak bu araç nasip oldu. Gelin beraber bu güzel aracı sizlerle inceleyelim. Anahtarımız gördüğünüz üzere bu şekilde. Biraz hafif, bir tık daha ağır olmasını isterdim. Sadece o durum var ama tasarım olarak bence çok güzel duruyor. Şöyle güzel bir tasarım var. Evet, karşınızda Gemlik mavisi olarak adlandırıyoruz ama biraz da yeşili andırıyor aslında güneş vurduğunda. Güzel rengiyle TOGG T10X bulunuyor. Bu karşınızdaki araç versiyon 2 ve aslına bakarsanız alıp alabileceğiniz en dolu versiyon. Zaten ilk üretilenler arkadaşlar, bu ilk üretilen araçlardan biri. Aracın sahibi abimiz 70. sırada bu aracı sahip olmuş. Aslında büyük bir şans bu. Neredeyse 2,5 aydır bu aracı kullanıyor ve aslında bir yandan da kullanıcı deneyimlerini de sizlere aktaracağız beraber. Genel olarak sizlere dışarıdan ne özellikleri var onlardan bahsedelim. Öncelikle ön tarafta çarpışma önleyicimiz var, şerit takibimiz var. 360 derece bir kamera sistemi de ekstra olarak bulunuyor. İçeride de kameralarımız var, onları sizlere göstereceğim. LED farlar, LED sisler. Ayrıca şu bumerang formundaki gündüz aydınlatmaları da gayet güzel. Ön park sensörü, arka park sensörü var. Şu anda duyduğunuz fan sesi arabanın içinde çalışan klimanın sesi arkadaşlar. İçeri bindiğimizde konforlu olmamız adına klimayı açık bıraktık. TOGG amblemimizi görüyorsunuz. Aracın duruşu, aracın görüntüsü hiç böyle daha ilk kez üretilmiş model gibi değil. Onu söyleyeyim sizlere. Normalde firmalar araç ürettiğinde, ilk kez ürettiğinde büyük hatalar olur. Kaportası hatalar çok daha fazla olur, teknolojik hatalar fazla olur ama aslına bakarsanız bu kadar hızlı bir üretimde, bu kadar erken bir üretim olmasına rağmen T10X oldukça verimli, oldukça performanslı. Tabii ki eksikleri olacaktır, tabii ki hataları olacaktır ama bunlar tamamen düzeltiliyor, tamamen yapılıyor. Ve aslına bakarsanız firma da arkasında duruyor haliyle, Türk firması olduğu için, Türkiye'nin bir markası olduğu için arkadaşlar bir sorun yaşadığınızda anında servis geliyor ve her şeyi halledebiliyor. Bu konularda içiniz çok rahat olsun. Yani pil konusunda ya da araç konusunda şüpheleriniz varsa kesinlikle onlardan ayrılabilirsiniz. Ve ayrıca TOGG fabrikasında gezmeyi çok istiyorum. İlla ki bu videoyu TOGG'da çalışan mühendis arkadaşlar izliyorlardır. Eğer ki bizlere bir imkan sağlarlarsa fabrikayı görmeyi, gezmeyi çok arzuluyorum. Kendim de elektrik elektronik mühendisiyim. Elektrikli araçlara karşı sevdam var. TOGG'un fabrikasını görmek beni çok mutlu edecek. Evet, ön tarafta aslında lale formunda ızgaralarımızı görüyorsunuz. Gayet güzel gri formlarda. Küçük bir havalandırmamız var. Bu da klimanın, radyatörün hava alması için gerekli boşluğu oluşturuyor. Zaten aracın öyle çok fazla havaya ihtiyacı da yok. Pilleri soğutmak için bir fanımız var. Piller bazen ısınabiliyor. Şarj esnasında ısınır. Mesela şarj derken aracın içinde fan açtığını duyarsınız. Bunlar gayet normal durumlar. Alt tarafta gri parçalar kullanılmış. Şimdi yan tarafa geldiğinizde normalde hep sağından gezeriz ama bu sefer soldan geliyorum. Çünkü burada şarj aleti, şarj girişi var arkadaşlar. Sizlere TOGG'un şöyle şarj girişini de göstermek istiyorum. Bu şekilde açılıyor. Burada AC tip, aslında evde ya da yavaş şarj AC şarjlar yapacağınızda kullanacağınız bölüm var. Eğer ki hızlı şarj yapmak isterseniz de bu bölümü kullanıyorsunuz. Zaten aslında Avrupa'daki araçlarla ortak bir portu kullanıyor. Yani nereye giderseniz gidin bu arabayı kolaylıkla yarım saatte 40 dakikada şarjını doldurabilirsiniz. Jantlara geldiğimizde sizlere bahsedeyim. Lassa'nın elektrikli araçlara özel olarak ürettiği bir lastiği görüyorsunuz. Şurada elektrikli araç sembolünü de görebilirsiniz hatta. 235-50R19 ebadında jantlarımız bulunuyor. Çamurluklara da bakalım. İçeride pütürlü bir kaplamamız var. Normalde ön tarafta pek fazla görmeyiz bunu. Gayet güzel. Şöyle amortisör sisteminde görebilirsiniz. Yan tarafta aynanın hemen kenarında bir kameramız var. Şöyle yan tarafa baktığınızda anahtarsız girişin olduğunu görüyoruz. Kapılarımız, her şey oldukça güzel durumda. Bakın şöyle küçük farklılar oluyor. Mesela yükseklik farklılığı ama bunlar gayet normal. Bu araba ilk üretim olduğu için aslında son üretimlerde bunlar da iyice düzeltildi. Bilginiz olsun. Ama bunlar küçük detaylar. Sizlere şöyle bahsedeyim. Tesla yıllardır araba üretiyor. Tesla yıllardır elektrikli araç üretiyor. Ama onlar dahi, benim aracım da aynı şekilde kapılarda bu tarz sorunlar oluşabiliyor. Bunlar gayet normal, doğal durumlar. Bence arabanın en güzel göründüğü yer burası. Arka taraftaki bu kesintisiz stoplar.
Çok güzel duruyor. Şöyle biraz ters ışıklı kalmasına rağmen kendini gösteriyor stoplar. Ve frene bastığınızda tek tek buradaki ledleri görebiliyorsunuz. Arkadan bu araba oldukça büyük ve geniş gözüküyor. Şöyle geri görüş kameramız burada var. Ayrıca geri görüş kamerasında yıkama sistemi var. Gördüğünüz üzere kamerayı buradan su fışkırtıyor arkadaşlar. Kamerayı yıkayabiliyor. Arkada da park sensörümüz tabii ki var. Sis lambalarımız hemen şu alt bölüme konumlandırılmış. Bunları açtım biraz önce. Alt takımı göstermek istiyorum. Hani hep o dayıların, amcaların baktığı yer. Şöyle sizler de bakın. Hiçbir şey yok. Sadece alt takımı görebiliyorsunuz. Burada bir bağımsız süspansiyon tabii ki bulunuyor. Evet, gayet güzel. Arkadaşlar iki yerliği yan yana getirmiş olduk bu arada. İlerleyen zamanda onun videosunu çekeriz sizlerle beraber. Arka bölüme gelmişken gelin beraber şöyle bagajımıza da bakalım. Elbette ki elektrikli bagajımız var. Şöyle açılıyor. Bagajımızdaki detayları sizlere bir anlatmaya başlayayım. Şimdi burada şöyle bir pandizol sistemi kullanılmış. Gayet güzel, çok fazla yer kaplamıyor. Bagaj hacmini sizlere yazacağım ama yeterli bir bagaj hacmim var. 12 volt çıkışımız hemen bu bölümde bulunuyor. Buraya askılıklar koymuşlar. Halımız gayet kaliteli bir halı. Yine orada malzemelerinizi bağlamanız için metaller bulunuyor. Isofix destekli koltuklarımız da var tabii ki, olması gerektiği gibi. Bunu arkadaşlar fabrikadan sizlere standart haliyle veriyorlar. Ama ben de bunu yeni öğrendim. Toklarda evinizde şarj edeceğiniz o adaptörü vermiyorlarmış. Mesela Tesla'da yanında gelmişti. Bu araçta gelmemiş, bilginiz olsun. Sonradan sizler aldınız. Ne kadar fiyat aldınız bu arada, bahsetmiştik ama 3000 lira mı demiştiniz? 3000 liraya Çin'den herhangi bir şarj aleti aldınız. 3 kW destekleyen arkadaşlar. Aslında bakarsanız 220 volt. 3.7 kW. Aslında güzel. Yani ev şarjında ben o kadar alamıyorum. Ben 3 kW civarında alıyorum. 2.8 alıyorum. Güzel, hızlı bir şekilde evinizde şarj edebilirsiniz sonradan alarak. Şöyle aslında bakarsanız bu çoğu tok testinde göreceğiniz bir şey değil. Yani çoğu kişi de görmez bunu. Özel olarak bir kutu hazırlanmış. Üzerinde tok amblemi ve tok yazısını görebiliyorsunuz. Bu ilk 100 araca veriliyor bu arada. Şurada kalem verilmiş yanında. Şöyle kalemimizle beraber bakalım. Güzel, korunmuş halde geliyor. Sizlere de göstereyim ne geldiğini, ben de merak ettim. Evet, şöyle bir kalemimiz bulunuyor. Bunu yerine koyalım. Ama tok amblemi falan yok değil mi? Normal kalem. Faber-Castell'in bir kalemi var. Parfümümüz var. Böyle parfüm gönderilmiş tok tarafından. Şu şekilde. Aracın sahibi abimiz kestane şekerini yemiş arkadaşlar. O da buraları bir yere mi saklamışlardı? Şu kutu onun muydu? He, kutu. Tamam, şimdi anlaşıldı. Kestane şekeri de geliyor. Ekstra bir de arkadaşlar şöyle kartlık geliyor. Böyle sizlere yerini koyalım. Bir de notumuz var. Şöyle TOG'un aracı alırken yanında gönderdiği, sizinle ilgili bir şekilde mi çağrı merkezi, hoş geldiniz diye belirttiği bir kodu bulunuyor. Aslına bakarsanız çoğu videoda görmeyeceğiniz bir kutu. Bunu yerine tekrar şöyle yerleştirelim. Bagajımızın şöyle alt bölümünde de bir yerimiz var. Burada da aslında yine güzel bir eşya gözü var. Buraya kabloları falan atarsın abi. Evet. Pompa falan da içinde geliyor zaten. Bak, ben de tamir kiti yok biliyor musun aslında benim arabamda. Çok garip bir durum. Önemli aslında bu. Uzun yola çıktığında ne olacağı belli olmaz. Abi burada ne kadar kaliteli yapmışlar bu arada. Evet, burasını bir... Büyük ihtimalle, büyük ihtimalle. Şöyle arkadaşlar, bir tamir kitimiz de bulunuyor. Hatta bu da Polonya'dan gelmiş. Evet, buna bakalım. Bir çeki demirimiz var burada. Şöyle. Yine, ha bak, TOG yazıyor üzerinde bunun. Hatta geçen de bir TOG bir arabacı çekiyordu. Bayağı bir, işte tork olduğu için bu arabanın çekimi çok kuvvetli oluyor. Bir de arkadan yetişti olunca iyice oturuyor yere. Ön çeker olsun zaten sürekli patinaj çeker. Ya şöyle TOG'un bir ilk yardım çantasını da yanında vermişler. Merak ettim bunu da hatta. Üretim yerini. Bakın bunun da menşei burada yazıyor. Türkiye olarak üretilmiş. Ben böyle detayları çok seviyorum abi. Bunları genelde incelenler atlarlar biraz ama benim çok hoşuma gidiyor. Yine buraya kablolarınızı dediğim gibi saklayabilirsiniz. Güzel bir alan. Ha, buraya geçmeli yer yapmışlar. Süpersin abi. Evet arkadaşlar, TOG'un burada subwoofer'a. Ekstra amfiyemen burada. Burada da yönetim sistemleri var. Bunu gördüğümüzde mükemmel oldu. Arkadaşlar bagaj kısmı da bu şekilde. Hatta bagajınızda şu perdeyi çekerseniz ses yalıtımınız dahi biraz daha artar, onu söyleyeyim. Bagajda bir uğultu oluşuyor çünkü o uğultuyu kesmiş oluyoruz bu sayede. Şöyle bagajımızı buradan kapatabiliyoruz. Arkadaşlar aracımızın kaputunu açtık. Gelin beraber kaput bölümüne de bakalım. Evet, şöyle süspansiyonlu bir yapımız var. Ön tarafta yine yalıtım malzemeleri, aslına bakarsanız ses yalıtımı için kullanılmış. Tamamen kapalı gelmiş durumda arkadaşlar bu bölüm. Şöyle gördüğünüz üzere fan seslerini duyabiliyorsunuz. Aracın içerideki detaylarını görmeniz pek mümkün değil. Cam suyunuzu buradan koyuyorsunuz. Evet, çok fazla ilgi var geliyor arkadaşlar. Aslına bakarsanız bu aracın iki aküsü var. Normal bir aracı hareket ettiren bölüm. Bir de aracın aslında basit kısımlarını çalıştıran, yani farları, kapıları açmayı, kapatmayı sağlayan aküsü var. O akü de bunun hemen şu bölümün altında bulunuyor. Hatta abimiz burayı açmış. O konuda da bir işlem olmuş. Ön tarafta durumlar bu şekilde. Bu güzel aracın
dış detaylarını olabildiğince sizlere anlatmaya çalıştım. Aslında bu arabanın sürüşünü ben çok merak ediyorum. Yani o direksiyonun hissiyatını, birazdan bir viraja gireceğiz. Virajda bildiğiniz üzere bizim her zamanki virajımızda bana verdiği etkileri diğer araçlarla kıyaslayacağım. Hissiyatlarını sizlere anlatacağım. Şimdi gelin beraber güzel havada TOGG'un sürüşünü yapalım. Umarım video keyifli videodur. Arkadaşlar bu arada koltuk yapımız da oldukça güzel ve saran bir yapıya sahip. Şimdi ben ön tarafta kendime göre ayarladım. Biliyorsunuz ben rahat otururum genelde. Bir de arka koltuğa geçelim. Ve aracın burada bu arada herhangi bir şaft tüneli olmadığı için bir yükseltisi de yok. Arka taraf oldukça rahat ve geniş. Koltuk da yatık durumda. Arkada da meridyenin simgelerini görebilirsiniz. Şöyle kapı ceplerimiz var. Burada bir Type-C çıkışımız, bir koltuk kısmımız, yani iki koltuk kısmımız var. Şöyle kolçağımız da bulunuyor bu arada. Arkadan cam tavan bu şekilde gözüküyor. Dışarısı oldukça net gözüküyor. Şöyle arkadan ön tarafta bu şekilde. Klimamız zaten çalışıyor. Aksesuar moduna aldığınızda klimanızı sürekli aktif kullanabiliyorsunuz. Şarjınız azalıyor ama mesela biz bayağıdır çalışıyoruz. 1 puan düşmüş sadece. %68'de 67'ye düşmüş. Evet, aslında verimli bir kliması var baktığımız üzere. Ama ısıtma konusunda biraz farklılık olacak, onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi ısıtma konusunda bu araçlarda ısı pompası bulunmuyor. TOGG'larda, hatta çoğu Mercedes'te bile yok. O biraz bir kışın mesela menzili düşürecek, o bir gerçek. Öyle bir durum oluşacak. Emek yönümüzü arkadaşlar bu arada bağlayalım. İçerideki detaylardan bahsedeceğim sizlere. O yüzden bir yandan da aracın sahibi Murat abimizden de detayları alacağım. Çünkü o aslında uzun zamandır kullanıyor. Dediğim gibi 70'in sırada olunca haliyle 2,5 aydır bu aracın her yerini artık öğrenmiş durumda. Şimdi malzeme kalitelerinden öncelikle bahsedeyim sizlere. Bakın burada yumuşak malzemeler kullanılmış. Gayet güzel. Aslında bunu incelemede bahsetmiştik ama hızlıca geçeyim. Göğsümüzde yumuşacık, gayet güzel. Meridyen sistemimiz var zaten. Burada bir kızılötesi sensörümüz var. Bu kamera değil arkadaşlar, yanlış anlamayın. Kameramız burada. Bizi gösteriyor. Hatta o kamerayı da buradan şöyle ayarlamak istersek. TOGG'cam. Evet. En başa çekelim. Mesela buraya alalım TOGG'cam'i. Bildiğiniz aslında basit bir sistem var. Güzel bir sistem var. Üçe bölmüşler. Hemen bakın kameramız burada aktif oldu. Ve vizleri çekmeye başladı bile. Öndeki ekranlar arkadaşlar o kadar net ki. Yani gidin bugün bir premium araç alın. Aynı netlikle. Ben aradaki farkı ben sizlere söyleyemem. Yani bir Mercedes alsan da şu an bu netlik gelir size. Bir de olay aslında şurada arkadaşlar. Şu an güneş vuruyor. Hatta ben sizi şöyle biraz daha güzel bir görüntüye kavuşturayım. Yani mesela direkt D'ye alınca gitmiyor. İlla ki bunu hazıra getirmemiz gerekiyor. Sonra D'ye almamız gerekiyor. El frenini kendi bırakıyor. Şimdi ben ekranları daha net göreceğiniz şekilde yan yapacağım aracı arkadaşlar. Evet, şu anda mükemmel. Şimdi ekranlara odaklandığımızda bu ekran tamamen kesintisiz. Bu ekran kalitesi ya müthiş ya. Ama yani burada normal bir video oynatabiliyor muyuz? Sadece standart videolar mı var burada? Şu anlık standart içindekiler var ama YouTube geldiğinde sanırım YouTube'u tam ekran alabileceğiz. Şu an YouTube uygulama marketine gelmedi. Kendi uygulama marketi var. Yani arada herhangi bir işte eklenti yok. Sadece şurada bu bölümde var. Bu da çok küçük bir alan aslında bakarsanız. Tamamen boydan boya ekran var ve aracın içinde arkadaşlar bir gömülü eSIM var. Bu eSIM sayesinde 50 GB aylık sizlere TOGG bir ücretsiz, değil mi? Ücretsiz sağlıyor. Yıl sonuna kadar öyle herhalde. Sonrası da 5 GB olarak devam edecek. Yine 5 GB ücretsiz, sonrasında ücret olabilir belki. Ama bunlar çok cüzi rakamlar oluyor genelde araç firmalarında. Arkadaşlar TRT Radyo'nun aslında internet versiyonu koyulmuş durumda. Burada gördüğünüz üzere bir navigasyonumuz var. İstersek mesela diyelim ki burada navigasyon sistemimiz var ya, hemen gel buraya al bunu. Kamera diğer tarafa geçmediği için orada başka bir uygulaması olabiliyor. Tamam, ya kamera oynatmıyor. Ya da aşağıdan art modu yukarıya alabilirsin. Tamam, şöyle mesela bunu buraya alayım. Bunu da buraya alayım. Ya bildiğiniz şey ya, Lego gibi. Kamera sadece birinci gözle çalışıyor. Öyle bir onu bir farklılık yapmışlar. Bakın navigasyonunuzu buraya aldınız. Buradan işte hani yiyecek içecek için bir yere gitmek istiyorsanız mesela direkt hani arama olarak da etrafta yapabiliyor sizlere. Dokunma hissiyatı da bu arada gayet güzel. Tüm istediğiniz şeyleri mesela enerji istatistiği, bunu görmek istiyorum diyelim. Medya bölümüne koydum. Bakın şu anda aracın WLTP olarak 350 km, bizim sürüş profilimize göre de 372 km gideceğini söylüyor. Bu da güzel bir değer aslında. Ve şu anda ortalama 23 kWh tüketiyormuşuz. Tabi durağan halde klima yakmasından dolayı bu değer yüksek gözükebilir ama hep siz 18'de falan geziyorsunuz değil mi? O civarda. 18'de aslında idealdir. Biraz fabrikasyon değerleri 16-17'dir ama 18'de performanslı kullanım için idealdir. Yine aynı şekilde burada TRT Radyo'nun dediğim gibi göstermiştim sizlere. Mesela buraya TRT ile ilgili bir sürü şey koyabilirsiniz. Hatta Migros bile varmış ya. Buraya mesela Migros koyabiliyorsun. Buradan alışveriş falan yapılabilir mi yoksa? Yapılabiliyor direkt. Ha, direkt alışveriş yapılıyor. Evet. Oo süper. Arkadaşlar aracın içinden herhangi bir şeyde sipariş verebilirsiniz. Yani burada aslında tamamen bir bilgisayar var. Onu görüyorum direkt. Hatta yani şöyle sanal market biraz Migros reklamı gibi oldu ama çok iyi ya böyle bir uygulama olması.
adresinizi girin. Hatta bu sipariş teslim verdiniz mi yoksa sipariş? Yok, normal uygulamayla eşleştiği için. Tamam, siz bu arada siz özelinizde girmiş olduk. Peki şu kadran bölümünü merak ediyorum aslında. Farklı bir kadran tipi yok mu bu araçta? Çünkü her araçtan bu kadranı görüyorum. Kadran tasarımı değiştirilmiyor mu? Farklı bir şey yok. İçinde menüler var zaten. Evet, şurada şarjdan itibaren seyahatim, araç genel sürücüleri buraya yapıyor. Peki ben bir tak yana geçmek istiyorum. Mesela ortayı değiştirebiliyor muyum? Ortayı değiştiremiyorum ama sağdaki ekranı da değiştiriyorum. Sağdaki ekranda bu mu yoksa? Evet, ondaki oklar. O ses. Ha, sesi geçtik pardon. Tam bu arada. Evet, doğru. Şöyle. Lastiklerin derecesini ölçüyor. Öyle de bir fark. Aa, evet, çok güzel. BMW'de de vardı benim. Demek ki bu şey. İçinde sensör var demek ki, pilli. Lastiklerimizde 35 PSI'mış. Sürüş asistanlarımızdan ACC, limitör ve işte hız limitlerini uyaran, tabelaları okuyan sistem var. Hız limitlerine göre otomatik düşürebiliyor. Düşürebiliyor, evet. Tabelaları okuyor. O biraz garip oluyor bazen değil mi? Evet. ACC sistemdeyken. İlk tecrübem kötü oldu. Bir anda böyle bir yavaşlamaya başlıyor arkada arkadaşlar varken. Şu anda mesela limitimiz, yani burada arkadaşlar gördüğünüz üzere şarjımızı görüyorsunuz. Sol tarafta %67. Sağ tarafta ise gücü ve şarj etmesini, yani rejen sistemini görüyorsunuz. Bu rejen sisteminde bakın buradan kontrol edebiliyorsunuz. Buradan bu rejen sistemini arttırıp şöyle azaltabiliyorsunuz. Yani aslında frenleme o hissiyatını daha da azaltabiliyor. Burada arkadaşlar tek pedalla bu aracı kullanabilecek seviyeye giriyorsunuz. Ben rejeni full kullanacağım. Şimdi burada start stop butonunun biraz farklı durumu var. Evet, aksesuar modu olduğunda şöyle düşünün. Aracınızı yarım kontak yaptınız. Araç çalışıyormuş gibi ama gitmiyor. Sadece bu fark oluyor. Bu sefer bataryalardan enerji harcıyor ve içerideki tüm detayları kullanabiliyorsunuz. Bir kere daha bastığınızda bekleme moduna alıyor. Bu sefer araçtan ayrılabilirsiniz. Kapalı hareketlerinizde arabanız kapanır. Evet. Bu şekilde yapmışlar. Bir start stop butonu var koymuşlar. Eğer ki frene basarak startı basarsanız da bu sefer artık aracınız hazır pozisyonda geliyor. Artık aracınızı D'ye takıp ilerlemeniz yeterli olacaktır. Şöyle bir durum var. Bakın aracımız spor modda ya. Bu da aslında farklı bir detaydı. Evet. Şöyle ikisini aynı anda basılı tutuyorsunuz. Bakın yukarıda seçenekler çıktı. Aracınızı şöyle konforta, ekoya ve sportta değişimler yapabiliyorsunuz. Şöyle ben sportta kullanacağım çünkü birazdan burada sıfır yüzlemesi yapacağız ve bakalım yerli aracımız TOK nasıl hızlanacak. Gelin artık sürüşe geçelim. Ben sabırsızlanıyorum, bu araba nasıl bir performans sergileyecek. Hatta buraya güzel bir şey koyalım. Böyle performansı görebileceğiniz bir ekran koyabilir miyiz buraya? Enerji istatistikten bir şey. Bu istatistik var. Kadranı alabiliriz. Kadranı alalım abi, evet. Süpersin. Mesela bu kadranla değişik yapabilir miyim? Evet, kilometreyi koyabilirim. G-metre var. G-metreyi koyalım. Burada zaten şarjımızı takip ediyoruz. Sanırım markette çıkarabiliriz. Bence de oradan çıkar. Migros'un bu kadar reklamı yeterli. Güneşliğimiz. Ha bak, aslında bu da çok önemli detay. İnsanlar merak ediyor. Arkadaşlar güneşliğimizi buradan elektronik olarak şöyle dilediğimiz yerde bırakarak ayarlayabiliyoruz. Dilerseniz de tek tuşla burada perdenizi açabiliyorsunuz. Şöyle geri gelelim. Burada işte şarjla ilgili durumlarımız var. Şarj seviyelerini buradan kontrol edebiliyoruz. Kilidi açabiliyoruz. Portun kilidini buradan açıyoruz. Limit koyabiliyoruz. O da önemli bir detay. %80'e kadar kullanmak bu tabii ki avantajdır. Amperlerimizi ayarlayabiliyoruz. Bir sürü açık arkadaşlar ayarlar var. Sileceklerin ayarları. Bakın sizler de görün. Ben çok severim böyle ayarları. Alarmla ilgili ayarlar var. Öyle alarm çalıyor mu? Dikkatin için denk geldi mi? Çalıyor. Bazen unutuyorum, bagajı açtıktan sonra ön kapıyı açmaya çalışınca alarm ediyor. Alarm ötüyor. Bu koltuk hafızalarımız var araçta. Buradan ayarlıyoruz hafızayı. Evet. Çok güzel. Güneşlik, dijital ısıtan zaten bunlar belli. Kablosuz şarjımız da zaten bulunuyor ve aktif deaktif edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Yani istemediğinde telefonun şarj olmasın. Orayı göz olarak kullan. Bu sol ayna, aynaları katlayabiliyoruz buradan. Tabii ki. Sol aynayı ayarla diyor mesela. Bu ayarı buradan mı yapıyoruz, ayna ayarlarını? Evet. Ha, şey gibi, bizim araçtaki gibi. Sonra bu yuvarlaktan. Bakayım. Şöyle. Sağ sol. Süper. Vallahi güzelmiş. Buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ekstra bir tuş koymamışlar yani buraya. Ha, kilitlerken ayarları katlasın. Tamam. Bunlarla ilgili sorun yok. Bu arada tabii parkta kameralarımızı da kullanabiliyoruz park ederken. Şöyle 360 dereceye basıyoruz. Bakın burada aracın genel bir görselini, sağ sol etrafındaki her şeyi görebiliyorsunuz. Bir görüntü işlemeyi de yapmışlar. Biraz daha geliştirilebilir, daha güzel bir görüntü kavuşabilir. Ama dilerseniz de mesela sadece ön tarafa bakabiliyorsunuz. Ya da sadece arka tarafı da görebiliyorsunuz. Şöyle mesela geri vitesi taksam hemen arka kamera geçer. Evet, her şey yerli yerinde. Gelin beraber TOK'la sürüş yapalım. Şu anda kamera ayarlarımız da çok güzel. Google performansına bakalım arkadaşlar. Evet, arka tarafta o tahtayı biraz kaydırdık yerinden. Arkadaşlar gelin TOK T10X ile sıfırdan 100'e hızlanalım. 3, 2, 1. Ayağımı gaza bastım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece gaza basmanız yeterli. Şu anda 100'ü gördük daha iyi. Kaç saniye olduğunu ben sizlere alt tarafa yazacağım. Performansını biraz daha denemeye devam edelim. 218 beygirlik bir motor gücümüz var.
arkadan yetişti bir araca. Sahibiz hiç patinaj çekmedi. Spor moddayız. 185 km takribi son hızımız var. Bakalım görebilecek miyiz? Evet, gördük ve güç değerimiz aslında düştü. Şu an limitördeyiz. Mesela frenlerini merak ediyorum. Bir kere fren deneyeceğim. Aslında bu da çok önemli. Çok güzel frenleri var. Hiç dağılmadı. Yani frenlerde ne hızlanma kadar önemli detaylardan biri. Gayet güzel frenlerimiz var. Isırdığını hissettim. Evet, şöyle arkadaşlar performansını göstermeye sizlere devam etmek istiyorum. Bizim burada bir virajımız var. Oraya da beraber bakalım. Şöyle yolumuza bağlanalım. Umarım o tarafa kimse dönmez. Sanki bu fiyona dönecekmiş gibi hissediyorum. Evet, sağ sinyalimizi verdim. Şimdi genelde burada araçlarla arkadaşlar 80 km hızla rahatça dönüyoruz. Bakalım arkadan yetişti TOG nasıl bir sürüş dinamiğine sahip. Vay, ESP devreye girmedi. Oo, beklediğimden çok iyi. Sadece arkadaki o tahta sallanıyor. Bu arada ciddi söylüyorum, çoğu arabadan daha rahat girdik abi. Biz buraya çok arabayla girdim ve hızları biliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça rahat bir şekilde çıktım. Beklediğimden daha iyi bir alt takım geometrisi var, onu size söyleyeyim. Yani bu arabayla rahat viraja girebilirsin. Denedin mi Murat abi sen bununla virajlarda uzun yolda? Yolda hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ama viraj performansını cidden beğendim. Yani şimdi şöyle bir durum vardır. Bazı araçlar kayarlar, kontrolü çok basittir. Bu kaymadı da. Arkadan yetiş bu arabaya çok yaramış cidden. Bu arada böyle arkadan arkadaşlar sürekli S-tür yapıyorlar değil mi? Yolu evet. İstiyorlar. Şu anda da bir tane daha karşılaşmış olduk. Bu selam vermek niyetiyle yapıyorlar. Ben büyük ihtimalle evet, yolu istemekten dolayı değildir o. Sabitleyici aktif hale getirmek için oluyor. Ha, bunları kullanıyoruz. Şöyle basılı tuttuğunda, ondan sonra bir kere kolu aşağı çektiğinde sabitleyici aktif hale getiriyor. Ha, o zaman sileceğimiz sol tarafta mı? Sol tarafta. Tamam, bu kolu ben silecek mi düşündüm başlangıçta. Şöyle ayarlarını yapıyoruz. Bu şekilde iptal mi ediyoruz arka ettiğimizde? Yok, bu yükseltmek için. Düğmeye basılı tuttuğunda devreye giriyor. Ondan sonra kolu aşağı yukarı yaptığında ayar yapabiliyoruz. Evet, rejen hemen devreye giriyor. Evet arkadaşlar, şunu söyleyeyim öncelikle. Bir arabanın tasarımını bir şekilde yapabilirsiniz. Bir işte böyle teknolojisini bir şekilde yaparsınız ama alt takımını ve direksiyon hissiyatını yapmak aslında en zor detaylardan biridir. Ben burada onu hissediyorum. Bak, spor moddayız. Direksiyon sertleşti. Orada girdiğim virajda oldukça performanslı bir şekilde gitmeye çalıştım. Hatta bir tık daha üstüne çıkabilirdim, öyle söyleyeyim. Biraz daha hızlı gidebilirdim. Yani o halde bana güvenli hissettirdi, öyle söyleyeyim sizlere. Eğer ki önümüz açılırsa yine performansını biraz daha göstermek istiyorum. Şimdi şöyle bir durum var. TOG videolarında hep herkes yavaş kullanıyor. O yüzden bir tık böyle bir performansını göstermek istiyorum Murat abi. Aynı şekilde sen benim Tesla'nın canını alabilirsin, sıkıntı yok. Arkamızda bir polis arkadaş da var. Ya ama şu olay çok güzel bir şey, biliyor musun? Sürekli böyle bir... Şimdi ben çok seviyorum ama seni büyük ihtimalle rahatsız ediyor bu durum. İnsanların sürekli bir ilgisi, sürekli bir... Belli bir aşamaya kadar iyi. Evet, Polo'cu arkadaş, bir yol verirsen biz de gidelim. Ya şey, rejen çok etken ya. Hemen devreye giriyor rejen. Aşamalar olduğu için düşürebiliyorsun ama... Evet. Hemen arkadaşlar 150'lere çıkıyor. Ben rüzgar sesini ve yol sesini daha çok bekliyordum abi. Yani şu an dinliyorum arkadaşlar. Siz de benle beraber dinleyin. Rüzgarlı bir havadayız. Bak, yol sesini müthiş kesmişler abi. Yani üzerine Lhasa lastikler var. Belli ki bu Lhasa lastikler dahi özel çalışılmış. Yol sesi arkadaşlar müthiş derecede az. Burada belirgin ses ne biliyor musun? Şey, rüzgar sesi çok az geliyor. Hatta yol sesi olmadığı için geliyor bu arada. Yani oldukça iyi seviyede arkadaşlar yol sesini kesmişler. Beklediğimden de iyi, öyle söyleyeyim. Şimdi bu araba aslına bakarsan C segmenti bir araç. Ama bu sessizlik C segmentinden üstün. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Bir 3008 aldınız. Bir Tiguan aldınız. Bundan daha fazla ses alıyorsunuz. Bunda tek eksi ne biliyor musun? Arkadan bir uğultu geliyor. Bak, arka tarafta genel olarak bir bagaj uğultusu olur ya, o ses geliyor. Belki de o panzotan bile kaynaklı. Ya eşya olabilir. Panzotun o inceliğinden de olabilir. Bak, onu söyleyeyim. Yani genelde firmalar kalın panzot tercih eder ki o sesi de keselim diye. Sadece arkadan bir uğultu var. Önden ses gelmiyor. Rüzgar sesi belirgin değil. Ve gittiğimiz hızlar da otoban hızları. Ya dün ben Volvo S90 kullandım. O da bu seviyelerdeydi. Sonuç olarak baktığında o E sınıfı bir araç. Sınıfını
çok üstünde. Ya kesinlikle üstünde. Ben şu an arkadaşlar abartmıyorum sizlere. İnşallah nasip olur da kullanırsınız sizler, test edersiniz. Çok fazla insana nasip olan bir şey değil ama bunu çok net söyleyebilirim. Beni şaşırttı. Ben daha ön yargılı geldim bu arabaya. Zaten şu hızlarda gitsen ses kalmadı yani. 130'a kadar hiçbir şey yok. Kesinlikle yok. Bu arada soldan araç giriyor mesela. Önüne geçtim, hemen kör nokta uyarı sistemi hemen sesle uyardı bizleri. Gayet güzel. Pedal biraz daha hassas bunda, onu söyleyeyim. Mesela benim aracımda pedalın biraz daha boşluğu var. Bu direkt çok hassas. Hemen kaldırdığın anda hemen rejen devreye giriyor mesela. Bende biraz boşa geçiyormuş gibi bir hissiyat oluyor. Bu arada yine bir ara hız yapıyorum. Bak 150 ile gidiyoruz. Sabit 150'ye sabitledim. Evet, oldukça sessiz. Şu an tabii belli bir süredir performans sürüş yapıyoruz. Mesela yakıtımız şu an artmıştır tabii. Bir güncel sürüşe bakalım. Ama bu tabii yanlış olur. 50 km'lik şeyi gösteriyor. Onu sıfırlamak istiyorum. Bunu biraz kullanması sanki zor gibi ama burayı. Yani tuşlar karışıyor gibi sanki biraz. Parmağın alışmasıyla alakası. O da var İlk değil mi? Başta hep ortaya kayıyor. Değil mi? Kayıyor illaki. Bu arada yakında arkadaşlar buraya da TOGG'un şarj istasyonu kurulacak, bilginiz olsun. 180 kW destekli şarj istasyonu olacak. Mesela buraya şöyle şeridimden taşmadan girmek istiyorum. Yo, süspansiyon ayarını da güzel yapmışlar. Aslında yüksek bir araç kullanıyoruz ama böyle yoldan dağılacak gibi hissettirmiyor. Şunu rahat söylerim, C sınıfındaki çoğu rakibini rahatlıkla eler, üst sınıflara göz diker, öyle söyleyeyim. Modumuzu bir Eco'ya alalım bakalım, pedal hissiyatı nasıl olacak. Bu modların olması güzel bir şey ama yani hatalarını da telafi ediyor. Bak mesela şöyle durum, arkamızdaki arkadaş geçecekti. Adam geçmedi ya, bildiğin geldi arkada izliyor şimdi arabayı ne yapıyor diye. Eco'ya aldığında yani çok Eco'da değil aslında, gene gidiyor araba. O gaz pedalının biraz daha hissiyatı değişiyor, onu fark ettim. Mesela tekrar değişiklik yapalım, şöyle konfor alalım. Aslında bu işin standartı konfor. Bu arada şunu da merak ediyorum, şu bölgede viraja nasıl girecek? Bu arada tabii konfor alınca direksiyon da yumuşadı. 130 ile ilerliyoruz. Hiçbir şey yok ya. Hiç zorlanma ibaresi yok. Arkadan yetişti yapmaları çok güzel olmuş. Tabii kışın nasıl olur onu bilmiyorum ama. Ama şey olarak şu anda tutuşu ciddi anlamda etkilemiş. Yani o bir gerçek. Kornaya biraz basmak zor. Hiç evet. Ha, kullanmayacaksınız. Beklerim yani. Tamam. Biraz o yüzden de belki kullanılmadığı için de zor olabilir, onu söyleyeyim. Alışmamış. Toplam 5 kere anca basmışım. Ya şunu söyleyeyim öncelikle. Kullanması oldukça keyifli. Arabanın içinde ne hissediyorsunuz? Aslında o kısım da önemli. Şimdi beygiri, bir sürü özelliği derken yolda sadece önünüze odaklanıyorsunuz. Aslında öyle bir durum oluşuyor. Uzun yola gittiğinizde sizler de bunu fark etmişsinizdir. Şimdi burada arkadaşlar şunu hissediyorsunuz. Sizi içeride saran bir yapı var. Bu bir gerçek. Direksiyon oldukça stabil. Yani yolda gezen bir araba değil bu. Bakın çoğu araba vardır, bunu hep anlatırım. Sürekli müdahale ister. Araç yolda düzde tutmak için müdahale edersiniz. Bunda öyle bir durum yok. Bu araçta yolunuza odaklanıyorsunuz ve direksiyonu kontrol etmek oldukça basit. Çevreniz dediğim gibi bu bölümler sarıyor. Bu kavrayıcı yapıda güzel bir hissiyatta. Hem biraz daha ilerleyen zamanda büyük ihtimalle buralar daha da rahatlattırılır. Çünkü mesela şurası böyle bir ekstra parça gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Hani sonradan yapılmış parça gibi duruyor. Bunu niye yapmışlar? Buradaki aslında akışı sağlamak adına yapmışlar. Bunlar makyajla beraber değişecek faktörler. Makyajla bu arabaya neler yapılır kim bilir hatta. Yani ilk hali buysa makyajla neler yapacaklar ben tahmin edemiyorum. Şu an zaten makyaj çalışmaları yapıyorlardır büyük ihtimalle. Onu söyleyeyim. İlla değişiklikler yapılacaktır. Mesela şunu isterdim. Bu ekran bir tık daha yukarıda olsa daha güzel olabilirdi bence. Ha, bu aşamada da şu güzelliği var. Bu bölümden kontrol etmek kolay. Ha, ama ekranlar gibi biraz uzak bak. Mesela koltuk yapısını biraz daha öne almak gerekiyor. Ben aslında yakın kullanıyorum bu arada. Yani mesafe olarak biraz daha ikisinden çarpacağım. Biraz ekranların mesafesi uzak mı olabilir, değiştirilebilecek. Peki şey var mı buradan, mesela radyonun buradan da kontrol edebiliyor musun? Tabii, buradan direksiyondan da edebiliyorsun. He, o da o zaman bu... Şu an radyoyu ekrana almamız lazım. Evet, radyoyu alalım. Tövbe dinlenin yerine. Aslında burayı alsak ben orada görsem daha güzel olur. Şu arkadaşa yol vereyim, o biraz sıkıştırıyor. Arkadaşlar acayip bir ilgi var ya. Her gelen geçen korna çalıyor, selam veriyor. İnsanlar yol veriyor, onu da söyleyeyim bir yandan. Hani siz hata yapsanız dahi onu pek umursayan yok yani. Baksana herkes kafayı çevirip bakıyor. Biraz işte bazen rahatsız edici. Ben çok müzik dinleyen bir insanım. Meridian sistemi var bu araçta. Şimdi radyonuzu mesela buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar.
Şimdi şunu söyleyeyim. Oldukça net bir ses var ve aslında en endişelendiğim şey kontrol mekanizmasıydı. Hiç yoldan gözünü ayırmadan kontrol edebiliyorsun. Yani şu anda bak ses biraz daha arttı. Rüzgara şu an karşımıza aldık, yani rüzgar yüzümüze vuruyor, o yüzden arttı. Ama bu artmış haliyle bile ne gayet iyi bir ses yalıtımına sahip. 140-150 ile gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Ama bu arabada belirgin olarak şunu söyleyeyim. Sınıfına göre yol sesini mükemmel kesmişler. O çok belirgin yani, onu net söyleyebilirim. Rüzgar sizi hafiften kendini gösteriyor, bu kadar. Ses yalıtım bu şekilde. Mesela senin eklemek istediğin var mı Murat abi? Senin kullanım sürecinde hoşuna giden, gitmeyen, mesela nelerin iyileştirmesini istersen. Şimdi TOK'tan da arkadaşlar izleyecekler bunu. İllaki. Şimdi bu durumlar böyle katkılar oluyor biliyor musun? Yani firmalar izliyorlar çünkü, bakıyorlar videolara. Ona göre senin var mı böyle mesela değişmesi istediğin bir şey? Ortayı çok boş bırakmışlar mesela. Murat abinin söylediği var gibi arkadaşlar. Buraya güzel bir göz, hatta bayağı derin bir göz yapılabilir. İçine klima borusu bağlanarak bir soğutucu da bağlanabilir. Dediğin gibi hem basit hem de çok büyük bir geliştirme olarak yapılabilir. Bu güzel bir detay. İşte bu aslında kullanıcı deneyimin böyle bir durum oluyor. Araç kullanıldıkça ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Mesela başka düşündüğün var mı öyle aklına gelen ilk bakışta? Çok eksik göremedim yani. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yo, ben genel olarak şunu söyleyebilirim sizlere. Aracın eksikleri var mı? Evet, elbette ki olacaktır. Ama şimdi kullanıma baktığınızda yıllardır bu işi yapan, belki 100 yıldır. Ya şu an BMW şu anda 100 yıldır bu işi yapıyor. Yani diğer araç grupları 100 yıldır araç üretiyor. Ama bu araca bindiğinizde onlardan geri kalır bir yanınız olmayacak. Bu konuda onu söyleyebilirim. Zaten sonuçta bağlantı olabilir bu arada. Evet, o konuda şimdi bizim Tesla'dan da bahsetmiştik onu arkadaşlar. Telefonla uygulama üzerinden de aracı kontrol edebilirsek, en azından şarj durumunu görebilirsen, birkaç işte klimayı aktif edebilirsen, bunlar büyük bir artı olabilir mesela eklenebilecek durumlardan. Onu da ekleyebiliriz. Ama yani belirtmek gereken durum şu. Yıllardır araç üreten firmalardan birinin aracını kullanırken, mesela Murat abi daha önce 3008 kullanıyormuş. Hatta öncesinde BMW'm vardı dedin. Buna bindiğinde kendini kötü hissettim. Evet, yani burada bir kullandığınızda böyle rahat, konforlu, sizleri yarı yolda bırakmayacak, diğer araçlardan geri kalmayacağınız bir arabayla berabersiniz. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Asıl konu bu. Zaten araçlar zamanla geliştiriliyor. Yani eksikler görülür, fabrikanın kendi eksiği olur, kullanıcının istekleri olur. Bunlarla geliştirilerek değiştirilir. Ama bu araç ortalama olarak bence mükemmel seviyede kullanılacak bir araç. Umarım ilerleyen zamanda sayılar çok daha fazla artar. Bizler de rahatça bayilerden satlandırır ve kullanırız. Yollarda bence bol bol göreceğiz bu arabayı. İlerleyen zamanda ben geleceğinin ne olacağını düşünüyorum. Ya bu arada bir eksi olarak sinyal kollarını lütfen TOK'taki arkadaşlar değiştirin. Biraz daha TOK bir sinyal kolu istiyoruz. Takır diyor biraz geçerken. Daha güzel olabilir. Arkadaşlar videodan bu şekildeydi. SOS sistemi var. SOS sisteminde çalışabiliyor rahatça. Arkadaşlar videoyu artık sonlandırıyoruz. Şimdi biz bir Tesla'ya da turlayacağız. Belki ilerleyen zamanda hem Murat abinin de vakti olursa aslında Tesla ile birebir karşılaştırma da istiyorum. Çünkü fiyatlar benzer rakamlar. Tabii ki Tesla çok daha pahalı ama hem sınıf olarak da birbirine benzeyen iki aracı dış görünüm olarak, motor olarak bir kıyaslamayı da istiyorum. İlerleyen zamanda sizler de isterseniz, Murat abinin de vakti olursa, izin olursa yapmak güzel olabilir. Videomuzdan bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ederim sana abi. Eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Çok sağ ol valla. Çok keyif aldım arkadaşlar. Uzun zamandır çektiğim en keyifli videolarım biriydi. En kısa zamanda sizlere ulaştıracağım. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.